Evet, sözüm var ya, devam ediyoruz. Bugün gelirken İstanbul'da il kongresini yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. İzmir'i tamamladı malum, İstanbul'a geliyor. Şöyle yapmış: bildiği yoldan dönme. Dolayısıyla biz de programda bildiğimiz yoldan dönmeyelim. Ve özgür basın ve soru soran basın olarak sormaya devam edelim. Çünkü soru soruldu mu çok kızıyorlar. Demek ki doğru yoldayız. Soruların sorulması gerekiyor. Şimdi ÖSASEKİ'den bahsediyoruz. Neden ÖSASEKİ'den bahsediyoruz? Çünkü şahsiyle ilgili bizim bir problemimiz yok. Gelin görün ki yaptığı açıklamalarla ilgili ciddi problemler var. Hem anayasal problemler var, hem ahlaki problemler var, hem toplumsal problemler var. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Abdülatif Şener, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili ve İstanbul Milletvekili Bağımsız Cihangir İslam bizimle birlikte. Kadri, biraz önce Cihangir İslam dedi ki, muhalefet bu dil karşısında ne yapmalı? Hı. Orada bırakmıştık. İstersen oradan devam edelim. Ve ben hala şu sorunun cevabını bekliyorum. Hem Sayın İslam'dan hem de Sayın Şener'den. Belki sen sorunu sorduktan ya da yorumunu yaptıktan sonra alabiliriz. AK Parti neden buraya evrildi? Ne ara evrildi? Öyle sadece şu anda durumu karanlık gördükleri için mi evrildiler? Yoksa zaten başka bir kopuş mu yaşanıyor? Ama sana bırakayım sözü. Bu yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Yani nefret söylemi, evet tamam, nefret söylemi vardı zaten. Ama ilk defa bir seçmen kitlesinin tümünü şeytanlaştıran, düşmanlaştıran, lanetleyen ve onları değersizleştiren, gayrimeşrulaştıran, bu çok önemli bir şey. Bu insanlar bizim ülkemizin vatandaşları. Bir nefret söylemi ile karşı karşıyayız. Bu durumda benim Cihangir İslam'a ve aynı zamanda Abdülatif Bey, Abdülatif Şener'e de soracağım soruyu aslında tam programla reklam arası vermeden önce Cihangir Bey sordu, kendisine soruyordu. Tam yerinde sorulmuş bir soruydu kendisine, kendisini de sordu. Muhalefet ne yapmalıdır? Muhalefet ne yapmalıdır sorusu. Yani gerçekten muhalefet şunu yapmalı galiba diye geliyor benim aklıma haliyle baktığım zaman. Çünkü kaygılanıyorum vatandaş olarak. Dolayısıyla bir seçmen olarak, vatandaş olarak ülkenin güvenliği, huzuru ve bekası açısından kaygı verici bir söylem bu. Buna karşı muhalefet ne yapmalı? Eğer bir tarafta bir kesim HDP seçmenin şahsında Kürt seçmeni mümkün olmayan bir yere doğru itmeye çalışıyorsa, bir düşman kampa doğru itmeye çalışıyorsa, muhalefet de bunun tam tersini yapmak zorunda. Ki bu söylem amacına ulaşmasın. Çünkü işin vahametini anlamlandırmak açısından, ne kadar vahim bir söylem olduğunu anlamlandırmak açısından örnekler vermeye çalışacağım birkaç tane. Bakın, HDP'nin Güneydoğu bölgelerinde %70-75-80 oranında oy aldığı şehirler var, ilçeler var. Bu ne demektir biliyor musunuz ÖSASEKİ'nin söyledikleri? Bu ilçelerin ve illerin Allah belasını versin demektir. Bu korkunç bir şey bu. Yani biraz somutlaştıralım bunu yani. Bu ne hani anlama geliyor bu? Yani demokrasinin Allah belasını versin demiş oluyor. Bu aslında abstrakt, soyut bir şey. Somut olarak iller bazında gördüğümüz zaman koca koca şehirlerin %60'ının, 70'inin, merkezlerinin, yani Diyarbakır'ın neredeyse bütün merkez ilçelerinin Allah belasını versin demiş oluyor. Bu korkunç bir şey. Buna karşı müteyakkız olmak gerekiyor. Buna karşı sivil toplumun, siyasetin, muhalefetin gerçekten alarma geçmesi gerekiyor ve bu söylemi menbaında nötralize etmek, bastırmak ve etkisizleştirmek gerekiyor. Bunun yolu ne? Ben aslında Cihangir Bey'in kendisine sorduğu soruyu kendimce biraz tafsilatlandırdım. Nasıl, ne tür bir politika izlemeli? Bunu yok varsaymak ya da birkaç kınama mesajıyla geçiştirmek mümkün değil. Bu yaklaşımın ben münferit olduğu kanaatinde değilim.
haklı da olunsa bunun elbette ki ben programın birinci bölümünde ben de söyledim. Yani çok kirli bilinçaltının dışa vurumu ama vurmuş işte dışarıya. Yani artık ne yapacağız? Bu kaybediyorlar çünkü demek kaybediyorlar çünkü böyle konuşuyorlar. Çünkü artık demokrasi onlara kazandırmıyor. Demokratik vasıtalar onlara kazandırmıyor. Kaybettirdikleri için tüm bu vasıtaları ve bu vasıtaları kullananları lanetliyorlar. Peki, ben bir örnek vermek istiyorum. Bu programda daha önce bir kez daha hatırlattım. 2015'in Eylül'ünde o iki seçim arasında İstanbul haricinde İstanbul ve Ankara'da da HDP genel merkezi basılmıştı bir grup tarafından. Hatta ateşe verildi. Ama Türkiye'nin 15 kadar vilayetinde, şehir merkezlerinde bazı Kürtlerin bazı iş yerlerine ve HDP merkezlerine saldırılar düzenlendi. Bazı iş yerleri ateşe verildi. Bazı insanlar yaralandı. Allah'a şükür kimse ölmedi, öldürülmedi. Bu olaylar 4 gün sürdü. Nasıl başladı? İşte bir terör eylemine reaksiyon olarak başladı. 4 gün sürdü. İstanbul'da hiç olmadı. Bıçak gibi kesildi. Bu çok ilginçti. İşte bu tür olayların olabilmesi için bu tür söylemlerle öncesinde ben buna yöneliktir demiyorum Özal Sekin'in yaptığı ama kurutuyor ortalığı. Yani bir kıvılcımla otları tutuşturmaya hazır hale getiriyor. İstese de istemese de buna hizmet ediyor objektif olarak. Amacı bu olmayabilir ama buna hizmet ediyor. Bunlar yaşandı Türkiye'de. Çok yakında yaşandı. Evet. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Öyle Maraş katliamlarını falan anımsatmaya gerek yok burada. Burada maazallah kimse ölmedi. Umarım böyle tatsız olaylar yaşanmaz Türkiye'de. Ama bizim kışkırtıcı söylemlerden neden uzak durmamız gerektiğini hatırlatmak açısından ben bunu hatırlatmak istedim. Abdülatif Bey'e ben de soruyorum. Çünkü özellikle Abdülatif Bey'e de ki Cihangir Bey'in zaten aklında var söyleyecekleri. Abdülatif Bey'e sormak istediğim soru şu. Aykırı bulduğunu söyledi. Neden aykırı bulduğunu? Kitaba da, hukuka da aykırı bulduğunu söyledi. Evet ama bunu söylemekle kalmamak gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla neler yapılabilir? Evet, Abdülatif Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Belirttiğiniz gibi gerçekten seçmeni yok saymak, seçmene yönelik hakaretler yağdırmak siyasetçinin asla yapmaması gereken bir şeydir. Çünkü kendi meşruiyetinin kaynağı da zaten seçmenin kendisidir. Böyle bir noktada bir kere bu ülkenin birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. İktidar partisi sözcülerinin veya mensuplarının artık seçmene yönelik ayrıştırma yapmaya başlamış olmaları aslında işin vehametini göstermesi açısından önemli. Ama bunu ilk defa meydana gelmiş bir hadise olarak da görmemek lazım. Vaktiyle başbakanlığı döneminde de Sayın Erdoğan bazı seçmen gruplarını aşağılayan ifadelerde bulunmuştu. Onları burada tekrar etmek istemiyorum. O dönemde de büyük tepkiler almıştı. Şimdi o alışkanlığın zaman zaman nüksettiğini, ortaya çıktığını görüyoruz. Ama burada farklı bir durum var. O farklı durum şudur. Artık iktidarın elinden gittiğini, seçmen tabanının kendisini eskisi kadar desteklemediği, iktidara taşıyacak oy potansiyelinin kalmadığını gören mevcut iktidar telaşa kapılmıştır. Bu telaş içerisinde bu tür ağır sözler söylemektedir ve de yanlış bir üslubu tekrar edip durmaktadır. Bunu izleyen vatandaşlar zaten değerlendirmelerini yapıyorlar, puanlarını veriyorlar. Böyle bir üsluba, böyle bir zihniyete sahip olan kadroların artık iktidarda kalmaması gerektiği inancı gittikçe pekişiyor ve yerleşiyor. Siz muhalefet olarak ne yapacaksınız demekten öte muhalefet olarak
Şunları da yapmanız lazım demeniz belki daha doğru olur. Çünkü hem toplumdaki aydınların hem halkın duygu ve duyarlılıkları her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi diğer muhalefet partilerine ve siyasetin her kesimini etkilendiren, yönlendiren bir durumdur. Dolayısıyla burada bir kriminal durum da söz konusudur. Ama yargının olmadığı bir ortamda bunu ne yapacaksınız? Ama lütfen Abdülhatif Bey. Burada temel sorun bu. Ama Abdülhatif Bey, ben şimdi sizin bu açıklamalarınızdan kusura bakmayın. Siz uzun yıllardır tanıyan bir gazeteci olarak bu olayı belki kendi adınıza ya da CHP adına biraz daha böyle hafifleterek anlatma ihtiyacı duyduğunuzu hissediyorum. Belki muhafazakar taban ya da Konya'dan çekindiğiniz için midir bilmiyorum. Şimdi şöyle bir simülasyon yapalım. Diyelim ki bir CHP'li, bir sorayım. Diyelim ki simülasyon yapalım. Diyelim ki bir CHP'li vakti zamanında, eski yıllarda bir CHP'li siyasetçi çıksaydı ve deseydi ki bu Refah Partisi'ne giden oyların Allah belasını versin. Efendime söyleyeyim, bunlara yazıklar olsun. Üç tane cemaatin oyunu almak için bunlar işte bunu kınamıyorlar. Ortalık ne olurdu? Bitmişti. CHP'nin durumu da bitmişti. Ne CHP'nin dışarıdan efendim yönetildiği kalmıştı. Aynı şeyi bugün CHP söylese AK Parti için aynı şey olurdu. Yani AK Parti bunun üzerinde günlerce, aylarca tepinirdi. Şimdi burada yani bu işte canım Özsakesik zaten kendisi de öyle diyor. Konuşmanın birazcık heyecanına kapılmışım diyor. Bunun neresi heyecan? Bildiğiniz bugün Kürtleri, yarın Alevileri, 3 gün sonra CHP'lileri, 5 gün sonra İYİ Partilileri. Yani neresi heyecan? Onu sormaya çalışıyoruz. Yani o yüzden siz CHP olarak acaba çok mu bunu hani sıradan görüyorsunuz, merak ediyorum. Bu sıradan bir hadise değil. Sıradanlaştırmakla hiçbir ilgisi yoktur. Ama saydığınız bu kesimlere yönelik üslubu öteden beri kullanıyorlar. Zaman zaman CHP'ye yönelik, zaman zaman Alevilere yönelik, zaman zaman Kürtlere yönelik. Bu ayrıştırmacı üslubu Sayın Erdoğan'da, parti sözcüleri de zaman zaman kullanmışlardır. Ama bu yanlış bir üsluptur. Bu üslupla bir yere varamazlar ve sonuç alamazlar. Ve bu tür seçmeni ayrıştıran her türlü üslubu da kınıyoruz. Ama siz istiyorsanız ki bu buradan hareketle yeri göğü inletelim. İşte ekranda yeri göğü inletiyoruz. Bunun yanlış şey olduğunu söylüyoruz. Siz de söylüyorsunuz, biz de söylüyoruz. Bunun ötesinde ne yapmamızı istiyorsun? Vallahi ben bir şey istemiyorum. Siz bileceksiniz muhalefet. Bir soralım Cihan Bey'e. Hayır, olur mu? Bir beklentiniz var. Muhalefette şunu yapsın der gibi bir... Yani benim şahsen ya da bizim üçümüzün şahsen beklentisinden daha çok eminim seçmenin bir beklentisi var. Çünkü şimdi burada hassas dengeler üzerine oturuyorsunuz ittifak olarak. Ben bir Cihangir Bey'e sorayım bakayım. Onun ne yapma... Çünkü bağımsız. Hiç kimsenin milletvekili değil, kendi kendinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dolayısıyla doğrudan seçmenin milletvekili. Cihangir Bey, ne yapmalı muhalefet sizce? Evet, teşekkürler Şevin Hanım. Tabii bu çok geniş bir konu. Yani bir akşamı buna ayırın, detaylarıyla bunu isterseniz konuşalım. Ama şimdiki durumu bir iyi anlamamız gerekiyor. Ortada şöyle bir durum var. Bakınız, bu otoriterlik, narsizm, bunlar iç içe kavramlar. Yani biz aynı zamanda otoriter ve narsist bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani çeşitli katmanlarda bu bakıştan bunu görüyorsunuz ve davranışlardan görüyorsunuz. O yüzden bizim hepimiz bu iktidarın gözünde birer araçız. Yani böcek demek istemiyorum. Siyasi literatürde bunları da görüyorsunuz, bu tip sözcükleri. Yani onu iktidarda tutmaya yarayacak bir araç, bir aletseniz
O kullanana kadar sizin bir parça onun gözünde değeriniz değil, fonksiyonelliğiniz var. O yüzden dikkate alınırsınız. Şöyle bir psikoloji içindeler. Şu son günlerde biraz Clubhouse'da falan da bu tartışmalar dönüyor. Yaptıkları her şeyi savunmak ve doğru olduğunu bize göstermek ihtiyacını hissediyorlar. Yani adeta bir cedel ortamında, yani cedel dediğim demagojiyle üste çıkma bir tartışma ortamında en ufak bir yanlışların olmadığı konusunda hepsi hemfikir. Bu çok kötü bir psikoloji tabii. Yani az önce bir arkadaşım söyledi, Kadri Bey belki söyledi. Yani normalde bağlantı kopmuş. Hakikatte bir dert kalmamış. Yani gerçeklikle bir dert kalmamış. Kendinize bir dünya oluşturmuşsunuz. Böyle bir ruh hali. Şimdi genel tabloya bakınca şunu görüyorum. Gelin 20 sene önceye gidelim. 20 sene önce Sayın Erdoğan işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve liderliği söz konusu olduğunda aslında bir doğal lider olarak da çıktı bir anlamda. Ne yapsanız o günkü medyanın ona her vurması ona bir puan olarak yazıyordu. Şimdi zirveden aşağı iniş başladı. Bugün artık AK Parti iyi kötü ne yapsa benim gözlemim o. Kendinden bir kopuşa, kendinden bir uzaklaşmaya yol açan bir durum var ortada. Tabii bunun nedeni belki de bu bağlılığın da bu kopuşun da aslında duygusal bir zemine oturmasıyla alakalı olabilir. Gelelim muhalefete. Yani şunu demek istiyorum. Artık bu saatten sonra AK Parti iyi de kötü de ne yaparsa yapsın inanın bana kendinden kopuşlara, yani oy olarak kopuşlara yol açacak. Aklı başında bir AK Parti ne yapardı? Özaseki'yi hemen disiplin kuruluna şey yapar, sevk eder, bir an önce partiden ihraç ederdi ama böyle bir derdi kalmamış. Yani olayları bizden çok farklı okuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim muhalefet ne yapacak? Muhalefetin sahaya bakın, sahaya inmek, insanlarla yüz yüze görüşmek, insanlarla temas etmenin sonuçları alındı. Hep şu deniyor, CHP'nin oyu artmadı. Bakınız CHP'nin oyunun artmaması başka bir mesele. Ama CHP'nin de içinde bulunduğu bir ittifak, bir siyasi organizasyon, son derece şeffaf bir organizasyon, mahalli seçimlerde son derece iyi başarılar elde etti ve bugün artık iktidar kanadının oylarını önemli bir şekilde örselemiş vaziyette. Benim nacizane bir şeyim daha olacak değerli arkadaşlar, şu ara belki ideolojik tartışmaları biraz ertelemek gerekiyor. Ha, bunların hepsini bir programda oturup konuşuruz. Sadece siyasal İslam'ı, İslamcılığı değil. Yani İslam'ı da konuşabiliriz ama bence şu günün gündemi bu değil. Bugünün gündemi vatandaşa bir güven vermek, iki vatandaşın karşısına ne yapılacağına dair en azından ana başlıkları belli olan ve vatandaşa umut veren, siyasetçi vatandaşa umut vermek zorundadır. AK Parti vatandaşı sıkıştırarak, hepimizi sıkıştırarak bir anlamda bize bir umutsuzluk pompalamak ve hepimizi teslim almak istiyor. Başka türlü kendini sevdirerek oy alması mümkün değil. Böyle bir yöntemi deniyor. Başarısız olacağı hemen hemen muhakkaktır. Ama muhalefetin çok iyi ilişkiler kurup, çok iyi hedefler ortaya koyup vatandaşa moral vermek yükümlülüğü vardır ve saflarını sıklaştırmalıdır. Liderlerin kendi arasındaki görüşler. Özellikle şu ara belki milletvekili düşürmeleri gündeme gelecek. Burada bence muhalefet haksızlıklara birlikte karşı koymalıdır. Yani benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. HDP için söylüyorsunuz bunu değil mi? HDP milletvekillikleri düşürülecek. Evet. Kim olursa olsun Sayın Berberoğlu'na nasıl karşı çıkmıştık içine düştüğü haksızlıklara? Yani haksızlık kime yapılıyorsa yapılsın, şunu aşmalıyız. Haksızlık kime yapılıyorsa yapılsın, bizim bu haksızlıklara karşı durmamız lazım. Yani bugün
Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen karar, evet, mahkeme kararıdır. Bunu tanımamak gibi bir şeyimiz yok. Bağlayıcıdır. Ama hukuken sakattır. Bunu söyleme hakkımız ve özgürlüğümüz var. Yani hukuk zeminine oturmayan bir karar ortaya çıkmıştır. Bu yani iktidarın bu tür saldırılarına karşı muhalefetin bir blok oluşturması işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Döneceğim Cihangir Bey. Emin bir şey söyleyeyim. Ben Abdülhatif Bey'e bir şey sormak istiyorum. Abdülhatif Bey, siz hani 3-5 yıllık bir siyasetçi değilsiniz. Çok eski bir siyasetçisiniz. Biraz önce dediniz ki bunun Sayın Özaseki'nin açıklamaları için kontrol dışı olduğunu, gayri ihtiyari söylendiğini düşünmüyorum dediniz bunların. O zaman bunu nasıl okumak lazım? Birincisi bu. Yani hangi amaca hizmet eden bir açıklama olarak bunun söylendiğini düşünüyorsunuz? İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Özaseki'nin açıklaması değil, hani gerçekten hepimizi ardı ardına gelen açıklamalara dehşete düşüren bir başka isim daha var. Yani sırf hapisteki bebekler var denilsin diye kadınların hamile kaldığını falan söyleyen bir isim var ortada sonuç olarak. Değil. Evet. Bunları Sayın Erdoğan haberdar mıdır sizce? Ya da kontrol mü edemiyor, ya da bu da o neyse o beklenti onun bir parçası mı? Çünkü ben bunu okumakta zorlanıyorum açıkçası bir partinin kimliği açısından, ki AKP'de bir parti kaldığına ben açıkçası çok inanmıyorum artık. Ama genel bir kimliğin içerisinde de bunu oturtmakta zorlanıyorum. Siz bunu biraz bize acaba izah edebilir misiniz? Şimdi Özlem Hanım bildiğiniz gibi grup başkan vekilidir. Dolayısıyla onun söylediği her söz parti adına söylenmiş sözdür. Şahsi bir söz, şahsi bir kişisel bir ifade olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla burada deminki söylediğimi tekrar edeceğim. Oy kaybını gören, artık oylarının hızla aşağıya doğru düştüğünü gören bir Erdoğan var, bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Hatta kamuoyuna yansıyan anketlerden çok daha fazla oy kaybına uğradığı kanaati var bende. Öyle mi? Şimdi mesela böyle bir durumda... Mesela ne kadar? Yani bu politikaları izleyen bir partinin barajın altında kalması haktır. Yani normal koşullarda baraj altında bir parti durumuna düşmüş olması lazım. Yani oylarının %10'un altında olması lazım. Ama şu anda yapılan anketlere bakıyoruz. Yani seçmenin eğilimini belirleme niteliğini tartışılması lazım anketlerin. Özellikle de yaygın bir şekilde telefonlarla yapılan anketler var. Bu telefon anketlerinde biliyoruz ki seçmenin %70'e yakın bir kısmı cevap bile vermiyor. Cevap veren geri kalan seçmenin eğilimiyle oylar belirlenmeye çalışılıyor. Dolayısıyla %30'a düştü vesaire gibi ifadeler iktidar için çok yüksek bir oydur. Bu oyun gerçekte arazide gözlemlerimle tespit ettiğimde budur. Çok daha aşağılarda olduğu kesindir. Bunu en iyi Sayın Erdoğan ve partisi bilir. Çünkü ankete öteden beri önem verir, çok yaygın bir şekilde ve sık aralıklarla anketler yaptırır. Oy oranının çok aşağılarda olduğunu gören, bunu düzeltme kabiliyetinin çok zor olduğunu gören Sayın Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri telaşa kapılmışlardır ve ne yapacaklarını şaşırmışlardır. En iyisi seçmenin bir kesimini yok sayarsak kalanıyla vaziyeti toparlayabilir miyiz diye düşünmeye başlamışlardır. Bunu test ediyorlar bence.
bunu nasıl gerçekleştiririz diye yaptıkları bir testtir bu konuşmalar, bu ifadeler. Ama burada ben şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Sayın Çapa'nın sorusuna cevap verdiğimi zannediyorum. Umberto Eco, biliyorsunuz çağımızın birkaç en önemli aydınından biridir. Onun siyasi makaleleri Yengeç Adımlarıyla diye yayınlanmıştı. Orada ilk makalelerinde İtalya'da Berlusconi'nin seçim almasına tahammül edemiyor. Saçını başını yoluyor. Nasıl olur da Rönesans'ın doğduğu bir ülkede bu Berlusconi gibi bir adam seçimleri alır, sürekli kaybetse bile tekrar gelir başbakan olur. Bu nasıl oluyor diye sürekli bunu zorlar. Sonunda ilerleyen tarihlerde keşfediyor Berlusconi'nin nasıl oy aldığını. Diyor ki medya patronu olması nedeniyle, yoğun bir medya desteği nedeniyle gece gündüz konuşuyor. Sürekli ekranlarda. Her gün onlarca çelişkiye düşüyor. Bir gün söylediğini ertesi gün tersini söylüyor. Her gün yanlış cümleler sarf ediyor. Ama o kadar büyük bir ekran gürültüsü ortaya çıkarıyor ki vatandaşlar, seçmenler artık onun yanlışlarını, doğrularını görmüyor. Sadece ekran görüntülerini görüyor ve ekran görüntüleri ve gürültülerinin peşine takılıp oy veriyorlar, iktidarı oradan elde ediyor, diyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de siyasetin geldiği nokta da bu. Sürekli bir yandaş medya kalabalığı var. Bunların ekranlarında her gün saatlerce boy gösteren, aynı konuşmasında bile çelişkilere düşen, sürekli yaptıklarının tersini konuşan, bunun da ötesinde sürekli mantık dışı, siyasi nezaket dışı üslup kullanan bir partinin genel başkanı var, sözcüleri var. Ama seçmen kitlesi bu çelişkilere, bu yanlışlara çok fazla dikkat edemiyor. Sadece ekranlardaki gürültünün peşine takılıyor. Onun için bana kalırsa muhalif medyanın da bu gürültüleri daha fazla abartmasına gerek yok. Hiç gerek yok. İşin boyutlarını seçmenin gündemine uygun olarak düzgün bir şekilde anlattığımız takdirde bu gidiş hızlanacaktır diye düşünüyorum. Hı. Bakın burada iki üslup ortaya çıkmıştır. Bir kere üslup ayrıştırmasından dolayı bile seçmen nerede yer alacağını iyi görür. Nedir bu üslup farklılığı? Bir tarafta iktidar partisi var, hoyrat konuşmalar var, çirkin konuşmalar var, bağırtılar var, gürültüler var, çelişkiler var, yapmadığını söylemeler var. Diğer tarafta ise tüm ülke olmayan, birlikten, beraberlikten yana tavrını ortaya koyan, seçmeni bir bütün olarak gören, meşruiyetin kaynağı olarak gören, seçmeni ayrıştırmayan, kim ve düşmanlık duygularını ekmeye çalışmayan bir muhalefet var. Bu iki çizgi netleştiği takdirde zaten iktidar el değiştirecek demektir. Bunu göstermek yeterlidir bence. Peki, netleşti mi sizce? Yani o noktada mıyız? Seçmen evet, o noktadayız. Netleşti, o noktadayız. Peki Cihangir Bey'e ben bir şey soracağım. Sonra Kadri belki devreye girer. Cihangir Bey, şimdi siz diyorsunuz ki ya bu ideolojik farklılıkları bıraksın nedir adı muhalefet ya da demokrasi bloğu olarak adlandıralım ya da Millet İttifakı. Gerçek gündeme odaklanalım. Ve fakat diğer taraftan da şöyle bir durum var. Şimdi sadece Cumhurbaşkanı değil ki. Mesela Süleyman Soylu çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde eski rektörünü telefonla yani neredeyse tehdit ediyor ya da ayar veriyor diyelim ya da kulağını çekiyor diyelim ya da uyarıyor diyelim artık neyse onun denmesi gereken çerçevesi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini sindirmeye çalışıyor. Öbür taraftan dönüyor Gergerlioğlu'na.
Diğer taraftan işte seçmeni. Bir taraftan Berat Albayrak olayını görüyoruz bugün. Herkes bir Berat Albayrak'ın etrafında kenetlendi. Yani evet, biz konuşmayalım da tabii ki gündem gerçekten ekonomi. Ama bunlar da tarihe, Türkiye siyasi tarihine not düşülmesi gereken olaylar. Yani biz bunu görmeyelim ya da bunu da işte aman canım üstünde durmayalım, gereksiz tartışmalar dersek o zaman doğru bir şey yapılmış olur mu? Olur muyuz? Bunu muhalefet adına da soruyorum. Yani bugün küçük gibi görünen bunlar önemli ayrıntılar aslında. Eğer tekrardan bir demokrasi sağlanacaksa bunların olmadığı bir demokrasi olmak zorunda. Ne diyorsunuz? Bunlarla uğraşalım diyorum Şevin Hanım. Belki tam ifade edemedim kendimi. Hani şu anda İslamcılık eleştirisi, Marksizm eleştirisi, Kemalizm eleştirisi bunları bir şeye bırakalım diyorum. Bu bağlamda söylüyorum. Yoksa tamam, bunlarla uğraşalım diyorum. Yani tamam. Özlem Zengin'in işte çıplak arama konusundaki yorumlarını, yani ne diyor? Bu hemen diyor zaten bu işi ifşa etmezse ahlaksızdır diyor bunlara. Yani burası ahlak kelimesini telaffuz ederek ahlakın bittiği bir noktadır. Şunu, yani şöyle bir laf vardır bakın. Hani ahlak dışı davranışlar ahlak ki kurallara, her neyse onlar, girip çıkmakla alakalı bir şeydir. Yani bir yanlış davranış olur ve bunun içine girersiniz. Ama bir de ahlak tanımazlık vardır. Ahlak tanımazlık insanda ahlaki davranışı reddeden bir anlayıştır. Ve sonuçta işte böyle sefil noktalara gider. Şimdi Süleyman Soylu'nun eski rektörü açıp 80 yaşında bu ülkede emek vermiş bir insanı arayıp bu şekilde konuşması bir suçtur. Ona komisyonda da söyledim ben. Mecliste komisyonda da söyledim. Sayın Şener de oradaydı o gün hatta o konuşmada. Yani biz senin vergilerimizden beline silah takıp şey yapıyoruz. Silah takıyoruz, bizim güvenliğimizi koru diyor. Sen namluyu bize gösteriyorsun. Ha, yani eskiden şu denirdi hani... generaller fazla siyasi konuşmaya başladığında hani sivil giyin de gel denirdi. Yani İçişleri Bakanlığı gibi hassas bir yerde oturan bir bakanın aslında son derece nötr bir insan olması lazım. Yani bakın Adalet Bakanlığı, İçişleri ve Savunma Bakanlığı, bu insanların daha az konuşması ve daha çok iş yapması lazım ama böyle bir anlayış yok. Adeta bir militan, yani saray militanı gibi, saray muhafızı gibi şey yapıyor İçişleri Bakanlığı'ndan ziyade. Devlet adamı demem şey olur değil mi Şirin Hanım? Fazla erkekçi bir söylem olur. Ne diyelim, devlet insanı mı diyelim Şirin Hanım? Süleyman devlet, Soylu hani, özelindeyse artık bilmiyorum ne dersiniz de. O kavrama, o kumaş yok bunlarda. O kumaş, devlet insanı, devlet adamı kumaşı yok. Onu söylemek istiyorum. Bunu devlet insanı olarak anlayın. Devlet kadını da olur, devlet adamı da olur. Ama devlet adabı ve rehle-i tedrisatından geçmiş kişi olarak. Maalesef yok. Yani işte üzücü olan da bu zaten. Şöyle bir haleti ruhiye içindeler. Yani hiçbir yanlış kabul edilmeyecek ve ya bu ülkede bakanlar rezaletin içine, bakın kaç sene önce çok büyük bir skandalın rezaletin içine düştüler, adam büyükelçi yapıldı. Ötekiler hakkında soruşturma engellendi. Düşünebiliyor musunuz işin boyutlarını? Böyle bir haleti ruhiye içindeler. Sadece gerçeklikle değil, şeyle de hakikatle, yani ahlaki şeylerle de, ilkelerle de irtibatları kopmuş vaziyette. Ben söyleyeceğimi yine burada şey yapayım, söyleyeyim. Yani çok kritik günlerden geçiyoruz ama inanın bana atlatırız, atlatılabilecek bir şeydir bu. Buradan ders çıkartalım. Vatandaşla daha iç içe olmak zorundayız ve gerçekten yani siyasetin şeyi odur, bir anlamda da amacı odur. Vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek
ciddi politikalar oluşturup bu ülkeye ilk önce iyi bir sistem koyup bu ülkeyi ayağa kaldırmak mümkündür. Bunlar üzerinde psikolojik etki çok büyüktür. Yani toplum muhalefetteki bu diyaloğu farklılığa rağmen bir arada yaşamayı, işbirliğini gördüğü zaman toplum bir anlamda, ya toplumda bu gerilimler daha az zaten inanın. İnsanlar birbirine daha tahammül. Yani ama biz de küçük bir ivme verdik mi bu iktidarın işi bitmiştir. Ben keşke seçime gitseler derim ama seçime gideceklerini, gidebileceklerini zannetmiyorum. Yani seçime gittikleri an iktidardan düşecek. Efendim? Cihangir Bey, buyurun siz buyurun. Devam ediyoruz ama. Buyurun. Peki, şimdi bu bir rastlantı olabilir ama ben Abdülhatif Bey'de de sizde de Öz Haseki'nin bu bence bir siyasi felaket anlamına gelen bu ifadeleri karşısında eskilerin deyimiyle teenni görüyorum. Bir çok soğukkanlısınız, soğukkanlılığınızı korumayı başarıyorsunuz. Onlar telaşa kapılarak bunları yapıyorlar. Öz Haseki böyle konuşuyor. Siz telaşa kapılmıyorsunuz. Ben ise açıkçası biraz yani şu an gazeteci kimliğimden öte çok endişeli bir vatandaş konumundayım. Çünkü onun nedenini izah etmek isteyeceğim. Şimdi bakın 2019 yerel seçimlerinden sonra aslında o yerel seçimler bir devri kapattı Türkiye'de. Türkiye'de siyaset yeni bir faza geçti ve bu fazda, bu etapta aslında artık Türkiye'yi kutuplaştırarak yönetmek mümkün değildi. Çünkü kutuplaştırmanın mantığı şöyle çalışıyordu 2019'a kadar. Muhafazakar, Sünni muhafazakar ve milliyetçi bir farz edilen çoğunlukla özdeşleşip onlarla bu kesimle bir özdeşlik yaratıp bu kesimin dışında kalanlarla da bir karşıtlık oluşturup onları kutuplaştırıp çoğunluk olduğu varsayılan bu kesime dayanarak iktidarı baki kılma, devam ettirme, sürdürme esprisi. Yani bu kutuplaştırmada tabii ki o zaman kimlikçi politikalar vesaire esas alınacaktı ki nitekim öyleydi. Fakat artık Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın fevkalade işlerliği ve başarısı sayesinde muhafazakar blok diye bir şey kalmadı. Blok halinde hareket eden, iktidarda temsil olunan bir Sünni muhafazakar, milliyetçi bir bloktan artık söz edemiyoruz. İslami muhafazakar partiler var. AKP'nin içinden iki tane parti çıktı. Ve dolayısıyla MHP'nin içinden bir parti çıktı. Artık kutuplaştırarak ülkeyi kimlikler ve kültürler ekseninde kutuplaştırarak, din ekseninde kutuplaştırarak iktidarda kalmak mümkün değildir dedim. Hala da öyle olduğunu savunuyorum. Ama bugün Öz Haseki'nin sözlerine baktığımda iktidarın kutuplaştırıcı siyasetten geri adım atmak şöyle dursun, kutuplaştırmanın ötesine geçtiğini görüyorum ben. Bu kutuplaştırmanın ötesine geçmiş olmaktır. Yani çok büyük bir seçmen kesimini lanetli ilan etmek, bunların meşruiyetini sorgulamak, bunları düşman olarak göstermek artık o seçmen kesiminin oy verdiği partiyi terör işbirlikçisi olarak suçlamanın çok daha ötesinde, çok daha vahim bir noktaya taşımaktır bu politikayı. Kutuplaşmanın ötesine taşımaktır. Şimdi kutuplaşma ötesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama bunu düz bir çizgi içinde okumak gibi bir reaksiyonla ben bu akşam karşılaştım, görüyorum. Belki bu rahatlık ve iyimserlik şuradan ileri geliyordur. Bu iktidar zaten gidiyor. Zaten bunlar gidiyor. Ne yapsalar, iyi de yapsalar, kötü de yapsalar artık bu trend haline gelmiştir. Sabit, konsolide olmuş bir trenddir. Ne yapsalar bu gidişatı değiştiremeyeceklerdir gibi bir ön kabullenme var ama bence çok tehlikeli. Yani bir taraftan da iktidardan gitmemek için her şeyi yapar bunlar.
diye de bir şey var, bir söylem var. Bu söylem en üst seviyede muhalefet, ana muhalefet liderinin ağzında da ifadesini buluyor. Ve genel olarak kabul edilen bir söylem. O zaman da muhalefetin de ülkenin gerçekten, ben bunları öyle yani bir laf olsun diye söylemiyorum, ülkenin bekası ve iç barışı açısından ne lazımsa yapması gerekiyor. Tabii demokrasinin ve meşru siyasetin sınırları içinde. Bunun bu noktada mıyız sizce? Ben bu, görüyor musunuz acaba? Kime soruyorsun? Cihangir Bey'e soruyorum. Gerçi aslında Abdülatif Bey'e sormam lazım ama. Önce Cihangir Bey cevap versin, sonra Abdülatif Bey'e vereyim sözü, zaten ondan sonra da teşekkür edeceğiz. Cihangir Bey buyurun. Çok uzatmadan şey yapayım. Şimdi bakınız, bir defa ben böyle şeyleri dillendirmekten yana değilim. O zaman iş başka bir mecraya gider. Yani artık anayasa dışılık söz konusu olur. Onu konuşmam bile, çünkü ben öyle bir tutumda görmüyorsunuz. Neyi? Hayır, yani iktidarı yani seçimi kaybettiğiniz halde iktidarı bırakmıyorsanız anayasayı çiğniyorsunuz demektir. Hayır, ben o noktaya seçimi kaybetmiş falan değiller ki şu an. Yani bu, o ihtimali söylemek bile bana. Yarın öbür gün. Onu ben söyleyeyim, yeri gelmişken çok özür dilerim. Biz de ihtimal dışı olarak görüyoruz. Onu netleştirelim. Böyle bir şey tartışmayız. Söylentiler ya. Anlamında söyledik abi. Ben öyle bir söylentim. Hayır, zaten. Hayır. Kadir Bey. Ben atıfta bulundum sadece. Atıfta bulundum. Tamam peki. Yok. Buyurun Cihangir Bey. Otoriter yönetimler bakın meşruiyetlerini oyla sağlarlar. Yani %50+1 ya da birinci parti olmak ya da bir şekilde kazanmak onun için çok önemlidir. Yani önemli değil, meşruiyetini onun üstüne sağlar. Ha, bunlar psikolojik olarak seçmeni sıkıştırma taktikleridir. Yani seçmen şöyle düşünsün istiyor. Ya kaybetse de gitmeyecek gibi bir ihtimal varsa ben bari buna vereyim ki böyle bir çelişkiyi, böyle bir çıkmazı, böyle bir açmazı ülke yaşamasın. Bunun üzerinden oy devşirmeye çalışıyor. Sizin doğru kutuplaştırma artık şey yapmıyor, artık sökmüyor. Niye sökmüyor? Ama çünkü bakın bu noktada gerçekten muhalefet birçok karşının birçok saldırısını eskivlerle aştı. Ve ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarının bunda çok etkili olduğunu bütün içtenliğimle şey yapıyorum, söylüyorum ve gözlemliyorum. Birçok Sünni bugün, hani eğer o açıdan bakacaksak, Millet İttifakı'nda çok fazla Sünni oyu var. Yani blok bir Sünni davranışından şey yapamayız, bahsedemeyiz. Veya bir milliyetçi veya sağcı veya muhafazakar davranışından bahsedemeyiz. Durum o kadar vahim ki bakınız Saadet Partisi'nden Saadet Partisi'nin oyu 1.4. Tamam, impact faktörü çok yüksek ama 20 yıldır yüzüne bakmadığı Saadet Partisi'ne, kongrelerine, hani Anadolu'da adettir bilirsiniz, il kongresi yaptığında bir parti bütün diğer partileri şey yapar, davet eder, en azından onlar da birer temsilci gönderir. Çok fazla oturmazlar. Hani propaganda konuşmaları başlayınca büyük bir çoğunluğu zaten gider. Bunu bile yapmadı ama bakın buradan medet umuyor. Artık bu kadar sıkışık bir durum var ortada. Çok fazla uzatmayayım. Tablo ortada. Özaseki meselesini küçümsemiyorum. Sayın Gürsel, küçümsediğim için söylemiyorum ama çok kalitesiz, çok altı boş. Yani AK Partililerin büyük bir çoğunluğunun da ben o şekilde düşündüğünü zannetmiyorum. Ne teşkilatlarının ne seçmenlerinin. Ama İçinde bulunduğu durum, suçluluk psikolojisi onu böyle bir davranışa itmiş olabilir. Çok teşekkür ederim. Eksik kaldıysa, tamamlamamı istediğiniz bir yer varsa siz onu hatırlatın. Yok, çok teşekkür ederiz Cihangir Bey. Sadece bir cümle Cihangir Bey. Siz bu komisyonda Süleyman Soylu'ya öyle deyince biraz önce anlattığınızı, o ne cevap verdi merak ettim.
Yok, cevapları topluca verdikleri için spesifik olarak şey yapmazlar. Yani spesifik olarak cevap vermedi. Ama söylemek istediğim şuydu. Yani İçişleri Bakanı'nın daha mütevazı, daha aklı başında, daha fazla ortalıkta görünmeyen, öyle değil mi? Yani emrinde yüz binlerce silahlı adam var. Bir insana bağırıp çağırmaya başladığında altındaki memur, beli silahlı memur onu bir talimat olarak algılar Şirin Hanım. Sıkıntı aynen. Buradadır yani. Zaten bunun örneklerini gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı daha önce. Tabii onu hatırlatmaya çalıştım. Evet, nedir adı? Yeni Çağ Gazetesi yazarlarına saldırı vesaire vesaire. Doğrudan İçişleri Bakanı'nın emridir tabii ki diyemeyiz muhakkak ki. Ama dediğiniz gibi üslup içeriği belirliyor. Ya da nasıl söyleyeyim, kendine örnek teşkil etmesinden hoşlananlar var. Abdüllatif Bey, son olarak Kadri'nin söylemek, yani Kadri'nin yorumuna, tespitlerine sizin cevabınız nedir? Sonra da teşekkür edeceğim size. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Gürsel'e, Sayın Çapa'ya. Bir kere iktidarın söylemiş olduğu yanlış şeyleri hafif geçiştirdiğimiz şeklinde değerlendirmeye katılmıyorum. Gerek eski Kayseri Belediye Başkanı'nın, gerek Cumhurbaşkanı'nın, gerekse diğer parti sözcülerinin üsluplarında fahiş hatalar var, yanlışlar var. Bunların yanlış olduğunu zaten konuşuyoruz. Siz de söylüyorsunuz, biz de söylüyoruz. Ama bunu hangi tonda tutmak lazım? Partinin şu anda yöneticisi değil, belediye başkanı değil, kenarda kalmış bir partilinin söylediği sözü hangi tempoda karşılamalıyız? Hı. Aman oradan biri şunu söylemiş diye yeri göğe inletmeli miyiz acaba? Bu ayrıntılar partilerin kurullarında görüşülür, karara bağlanır. Ama burada şu var, iktidar partisi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın üslubunu ve parti sözcülerinin üslubunu takip ediyorum ben. Bir ayrışma meydana getirmek suretiyle kendi seçmeninin muhalefete kaçmamasını temine çalışıyorlar. Zaman zaman tehdit üslubu kullanıyorlar. Zaman zaman muhalif konuşanları yargıyla susturmaya çalışıyorlar. Ve Cumhurbaşkanı'nın ve parti sözcülerinin konuşmasında da bir taraftan da bu tehdit, arkasından başka şeylerin geleceği tehdidi var. Ve dikkatimi çeken bir şey var. İktidar kanadında en tepeden en aşağıya kadar ve medya kuruluşlarında, kendi medya grubunda konuşan insanlara varıncaya kadar hiçbirinde ima yoluyla dahi iktidar partisinin yanlışları ile ilgili bir şey söylendiğini görmüyorum. Ama demokrasi muhalif yayın yapan, medyada daha yaygın, hatta iktidarın yanlış sözlerinden dolayı bile muhalefeti hesaba çekebiliyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Ama önümüzdeki süreçte yani kimin iktidar olacağını belirlemeye çalışıyorsak çok önemli bir şey var. Bu önemli şey de şudur. İktidarın mutlak yanlış olan politikalarını eleştirirken bile muhalefet derken partileri kastetmiyorum, muhalif düşünen herkesi kastediyorum, geniş seçmen kitlesi tarafından sempatiyle karşılanan kavramlara dayanarak yaptığı eleştiriler en temel sorundur. Yani bu yayın vesilesiyle bunu ifade etmek istiyorum. Yani iktidarın yanlışlarını eleştirirken eğer geniş seçmen kitlesinin sempati duyduğu, yakınlık duyduğu kavramları baz alarak eleştirdiğiniz takdirde söylenen sözlerin hiçbir etkisi olmaz. Kime karşı? Daha önce iktidarı desteklemiş olan seçmene karşı. Bu son derece önemli. Yani siyasette en güçlü şehadet rakibin şehadetidir.
Siz karşıyla ilgili onun kendisine yakıştırmak istediği kavramı eleştirel anlamda kullandığınız takdirde hiç mesafe alamazsınız. O bakımdan değer yargılarını ifade eden kavramların dikkatli kullanılması veya hiç kullanılmaması gerekir diye düşünüyorum. Mesela bugün konuşulanlar çerçevesinde bir şey söylemek istemiyorum. Ama mesela iktidarın dış politikasını eleştirirken bakıyorum zaman zaman ekranda konuyu ya özellikle Orta Doğu Arap Baharı konusundaki iktidar politikasını eleştirirken İhvancı, İslamcı, mezhepçi, Osmanlıcı politikalar gibi kavramlar kullanılıyor. Halbuki bu kavramlar Türkiye'de geniş bir seçmen kitlesi tarafından desteklenen kavramlar. Siz bunu iktidara muhalefet olarak, muhalif düşünenler olarak yakıştırdıktan sonra artık o seçmenin kafasından kazıyamazsınız ve pekiştirmiş olursunuz. Halbuki iktidarın Orta Doğu'da izlediği politika, Arap Baharı'nda izlediği politikanın da bu kavramlarla hiçbir ilgisi yoktur. Yani geleneksel şekilde emperyalizmin oyuncağı olmuştur diyebileceği basit bir tanımlamayı ve dayandıracağı kavramı toplumun geniş seçmen kitlesinin beğeniyle baktığı kavramlarla anlatmaya çalışmak muhalefetin bence veya muhalif düşünenlerin en büyük üslup yanlışıdır. Siyasi üsluptan bahsediyoruz. Biraz da öz eleştiri zaten başından beri bizi öz eleştiriye doğru yönlendiriyorsunuz. Ben de bir başka öz eleştiri koymak için bunları söylüyorum. Cihangir Bey'in dediği gibi bunun üzerine de bir 10 program yapılır ya da 3 saatlik program yapılır. Program kapatılırken bu söylenir mi yani? Böyle vurup kaçmak oluyor musun? Program bana kalırsa programı kapatacağız, siz vurup kaçıyorsunuz şimdi. Yok. Konuşalım bir bakın, arkadaşlar. Önümüzde çok önemli bir dönüm noktası var. Bu dönüm noktası daha erken bir tarihte de önümüze düşebilir, biraz geç de düşebilir. Ama ekranlarda konuşanlar, tartışanlar, bu ekranların arkasında nasıl konuşulması gerektiğini, ne söylenmesi gerektiğini, muhalefetin, muhalif düşüncenin veya iktidarı dönüştürmek isteyen muhalif düşüncenin hangi tarzı benimsemesi gerektiğiyle ilgili bir seans yapmasının seçim sonuçları açısından mutlak belirleyici olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz Abdüllatif Bey. Gerçekten önemli bir şey söylediniz. Tabii ki siz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilisiniz ve partiye girerken de CHP içinde de ya ne alakası var şimdi Abdüllatif Şener'in CHP'de demişlerdi ama zaten sizin de tam bu söylediğiniz gibi sadece CHP için değil muhalefetteki pek çok partinin toplum kesişmelerini ya da geçişkenliklerini daha iyi analiz edilebilmesi için CHP'deki varlığınız önem kazanmıştı. Dolayısıyla sizin söylediğiniz önemlidir. Buraya not düşelim. Ama Cihangir Bey demin de söylediğim gibi bağımsız, kendini temsil ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil ediyor aslında. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parlamentonun üstünlüğünü temsil ediyor. Size göre o anlamda biraz daha bağımsız ve özgür diyebiliriz. Daha farklı tartışmaları, belki felsefi tartışmaları açmak için. O yüzden Cihangir Bey diyor ki daha uzun program yapalım. Yapalım Cihangir Bey de. Bu akşamlık vaktimiz kalmadı. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Şimdi Melda Onur gelecek kısacık. Çünkü onunla da biraz kadın reaksiyonlarını almak istiyorum. Hem Cihangir İslam'a çok teşekkür ediyorum. Hem de Abdüllatif Şener'e çok teşekkür ediyorum. Sonuna doğru son derece heyecanlı bir, değil mi, konuşma ve sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Zaten seyircilerimizde de karşılığı var belli ki, çok izliyorlar. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Tekrar programımıza katılırsınız. Çok teşekkürler. Şimdi Melda Onur bizimle birlikte olacak. 24. dönem CHP milletvekili. Melda'ya tabii ki Özlem Zengin'in açıklamalarını soracağız. Önce Emin, senin var mı? Melda hazırlanırken bir an sana sorayım. Şimdi Özlem Zengin'in sözleri.
Şimdi Özlem Zengin yani nereden nereye buraya evrildi? Ya inanılacak gibi bir şey değil. Ben bir cümle senden alayım. Ben aslında yani bunu görmezden gelmek istedim ilk başına. Fakat bir silsiler halinde geliyor dikkat ederseniz. Hani böyle bir sefer söyleyip bir durulamıyor herhalde orada diye düşünüyorum. Bir durulamama hali. O yüzden ben izninizle Kadri'nin taktiğini kullanıp burada durayım. Ha. Bence kendisi de... Burada durayım diye bir taktiğim var. Hayır. Hani böyle bir nokta böyle bir yere kadar geldi. Sonra biraz da artık hani... Ben mesela duramayacağım. Neden duramayacağım? Bana şundan dolayı. Kadri'ye de yani soracağım sana da tabii ki de. Şimdi ben Özlem Zengin'i açıkçası Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı iken iki kere CNN Türk ekranlarında konuk ettim. Birincisi... referandum öncesiydi. Yeni anayasayı anlatmak üzere görevlendirilmişti. Kendisi bir hukukçu ve bugün de açıkladığı gibi kendi açısından kadın hakları mücadelesi verdiğini söyleyen bir siyasetçi. Yani başörtüsü yasakları sırasında başörtülü kadınların üniversitedeki haklarını almaları ve başörtülü kadınların hak mücadeleleri için onlarla birlikte olmuş bir siyasetçi o dönem. Bugün hatta bir ara istedim oradan o röportajdan bölümler koymayı yayında fakat çok kalabalık bir yayınımız vardı. Mesela en son röportajında şöyle demişti, seçimler öncesiydi. Başkanlık seçimi bitmişti. Şöyle demişti, göreceksiniz bakın parlamentomuz yani o kadar üstün olacak ki Cumhurbaşkanı vallahi korkacak yetkilerini kullanamadığı için. Çünkü parlamento o kadar güçlü olacak. İşte biz AK Parti olarak bütün yaşam biçimlerinin, bütün renklerin şeyiyiz nedir adı garantisiyiz. Bakın söylüyorum ben özellikle CHP'li kadınlar AK Parti gelirse bizim haklarımıza ne olur diye korkuyorlar. Ben buradan söylüyorum ki ben onların da nedir savunucusu olacağım. İşte biz Kürtleri her zaman, Alevileri her zaman koruduk, milletvekillerimiz var vesaire vesaire böyle konuşmalar yapan bir baş danışmandı. Şimdi geldiği dayandığı noktada biraz önce Abdüllatif Şener'in de söylediği gibi öz haseki belki bir Murat Yetkin'in deyimiyle kendini göstermeye çalışan bir siyasetçinin hezeyanları olarak değerlendirebiliriz ama AKP Grup Başkan Vekili olarak Özlem Zengin diyor ki o dediğiniz yerde, cezaevinde böyle bir şey olmadı. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Şimdi yani çok ciddi sözler. Bu arada sosyal medyadan Özlem Zengin'e bir takım hakikaten densizler ve sosyal medya trolleşmiş isimler hakaret dolu bir takım mesajlar atmışlar. Tabii ki kınanmalı. Tabii ki kınanıyoruz. Amma ve lakin meslektaşımız Melis Alpan başta olmak üzere kadın gazetecilere, kadın siyasetçilere şu ana kadar yapılmış bütün hakaret, tecavüz, tecavüz tehdidi, nedir şiddet tehdidi, daha başka belaltı tehditler dahil olmak üzere bir kere Sayın Özlem Zengin çıkıp da bunları kınıyorum dedi mi? Herhangi bir kadın meslektaşımız tehdit aldığında kınıyorum dedi mi? Demedi. Dolayısıyla yani kendisine bugün Özlem, saldırıldığında herkesi Özlem, davet ediyor Özlem birlikte Zengin'in olmaya. Özlem Zengin'in Türkiye'deki kadının konumu ve durumu ile ilgili bir derdinin olduğu kanaatinde değilim. Özlem Zengin bu manada cinsiyet ötesi bir siyasetçi. Yani Özlem Zengin cinsiyeti Özlem Zengin'in siyasi davranışları üzerinde herhangi bir etkisi yok. O bir parti militanı bu manada cinsiyet faktörünün haricinde yapıyor bu işi. Yani bir kadın duyarlılığı olan biri değil Özlem Zengin bir defa. Yani ondan böyle şeyler beklememek lazım. Bu manada partisinin siyasi kültürüyle, ideolojisiyle de neyse o, onun kadına bakışı neyse onu tamamen benimsemiş, ona tamamen ram olmuş biri. Bir şahsiyet. Bunun bir defa bir söylenmesi lazım. Yani Özlem Zengin kadın diye Türkiye'deki kadın kadınlık durumuna duyarlı olacaktır, olması gerekir diye bir beklenti içinde olmak söz meclisten dışarı aşırı iyimserlik. En başta o. Artı Özlem örnek verdin. Özlem Zengin gibileri o dönemlerde onun gibi zaten her yerde öyle konuşuyorlardı.
Daha sonra liderin siyasi hattı ne yöne değiştiyse onlar da o yönde değişip uyum sağladılar liderlerine. Türkiye daha çok otoriterleşti. Onların uslup ve dili de daha çok otoriterleşti. Bugün olduğu gibi. Bugün Özlem Zengin'de gördüğümüz gibi. Evet, yani Melda bizimle birlikte, ona dönelim. Melda Onur, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi bu Özlem Zengin'in açıklamalarını konuşuyorduk. Kadri Gürsel diyordu ki bir kadın siyasetçi gibi dar bir kalıpta bakmamak gerekiyor. Çünkü Özlem Zengin yani daha farklı bir şey sembolize ediyor şu anda. AK Parti'nin mevcut politikalarının bir yansıması. Şimdi baktığımız zaman kendisi bugün bir açıklama yapmış. Demiş ki ben işte kadının hakları için zamanında çok uğraştım vesaire. Kendisi bir hukukçu. Ve bugün de ona işte biraz önce anlattım, sosyal medyada bazı hakaret dolu mesajlar vardı ki kesinlikle kınanması gerekiyor ve kınıyoruz. Ve fakat Özlem Zengin'den önce daha defalarca meslektaşlarımıza, pek çok kadına çok tehdit, çok bel altı sataşma, çok cinsiyetçi, seksist ve hakikaten taciz dolu mesajlarla yaklaşıldı. Biz hiçbir tepki görmedik kendisinden. Yok. Ne diyeceksiniz bu açıklamasına? Bir kadın çıplak arandığında rahatsız olsaydı hemen beyan ederdi, etmemişse iffetsiz midir, ahlaklı değil midir? Şöyle söyleyeyim, az önce sevgili Kadri Gürsel'in dediği gibi Özlem Zengin'in bütün görüşleri aslında tamamen partisinin görüşü, kendisine tezahür ediyor. Ama tabii geriye dönüp bakıldığında kadın hakları üzerine çalışmış mı? Evet, çalışmış. Hatta birlikte çalıştık. Yani enteresandır. Ben 2016'dan beri tanırım Özlem Zengin'i. İlk tanıdığım, ayrıca da biz kendisiyle çatışma çözümleri, barış süreci çalıştık. Birlikte İrlanda'ya gittik. İran modelini inceledik. Orada kadın koalisyonunun barış sürecine nasıl katkıda bulunduğunu, tek tek dönemin parlamenter, bir dönemin belki ne diyeyim işte İracıları. Gerilla mı deniyor, terörist mi deniyor, kimdi? Şimdi parlamentoda çoğu. Onlarla oturduk, bunları tartıştık. Ve kadınların, yani oradaki kadın koalisyonunun nasıl çözüm getirdiğini, Türkiye'de böyle bir şeyin olup olamayacağını tartıştık. Onun ardından Türkiye'ye gelip toplantılar yaptık. Bunlar gizli saklı şeyler değil. Zaten biz davet eden kurumun sitesinde de vardır fotoğrafları. Demem o ki, benim tanıdığım ilk Özlem Zengin, evet doğru, kadın haklarıyla ilgili bir şeyler yapma çabasındaydı. Samimi miydi, değil miydi? Şimdi gördüğüm kadarıyla belki onları içselleştirmemişti. Yani sonuçta biz yine aynı yerdeyiz ama ciddi bir savunma var. Evet, kendisine çok saldırılar olmuş gördüğüm kadarıyla. Ama şunu da söyleyeyim, evet, hiçbir diğer saldırıya karşı bir söz ettiğini duymadım. Kaldı ki onlara saldırı olduğu zaman zaten sırtlarını dayadıkları bir Süleyman Soylu var, bir Adalet Bakanı var. Hemen soruşturması yapılır, gereken kişinin cezası verilir, içeri atılır. Vay ki bu taraftakilere. Üzücü olan şu, bugün İstanbul Sözleşmesi dediğimiz, hani bıçak sırtında deli gibi korumaya çalıştığımız konu, sonuçta iktidar partisinin kadınların elinde. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ni koruyacak ve kollayacak, kollaması gereken biri varsa o da hani övündüğü, ben Türkiye'nin ilk başörtülü kadın grup başkan vekiliyim diye övündüğü o titriyle onu koruması gerekiyor. Ama şu an görüyorum ki hani kadının beyanı esastır, rindas, büyük bir önemli şeyi olan, alanı olan İstanbul Sözleşmesi bu kişilerin elinde her an elimizden, avucumuzdan uçup gidebilir. Kendisi avukattır. Avukat olmasına rağmen doğrudan bu ön yargılarla hareket etmesi. Yani ki avukat olduğu için zaten çıplak arama olduğunu bilmesi gerekiyor. Bal gibi de bilirler zaten bunların ne olduğunu. İkincisi şunu da söyleyeyim, bitireyim. Soru varsa alırım tabii ki. Bu talimatla hamile kalınıyor konusu çok talihsiz bir açıklama. Velev ki böyle bir şey var, siz kadının yanında olmanız gerekiyor.
Velev ki böyle bir şey var ise bile burada mağdur olan zaten kadındır. Siz orada kadına sahip çıkmanız gerekiyor. Yani kendisini savundukça daha kötü açıklamalar yapmaya başlıyor. Maalesef siyasal İslam insanları bu noktaya getiriyor. Ben onu diyebiliyorum artık. Galiba Emre bir şey söyleyecek. Bir de yani dünyada esen rüzgara da hiç anlamamış kendisi. Yani şöyle bir etrafa dönüp baksa, Yeni Zelanda'sından Norveç'ine, Danimarka'sına, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'sına kadın siyasetçilerin, kadın Güney Amerika, Peru'su, Şili'si, kadın siyasetçilerin, kadın sivil toplum önderlerinin estirdiği rüzgar, Me Too hareketi, kadınların nasıl bir dil ve üslup olarak nereye evrildikleri ve ne kadar büyük güç kazandıkları, nasıl siyasi atmosfer, hiçbir şey o zaman Özlem Zengin anlamamış. Bu olandan bir tane oturup dünyayı okumamış. Bundan bunu bir anlıyoruz. Bir bilgi notu olarak Melda Onur'un söylediklerine birlikte kadının durumu, kadın sorunsalı hakkında bir programa katıldıklarını söylediler. Ben de ona aşinayım. Bilgi vermek açısından söylüyorum. Bilgi vereceğim izleyicilere. Sadece siz değil, bunun yanında şimdi isimlerini sayabilirim. Türkiye'den bazı akademi üyeleri ve gazeteciler, köşe yazarları, Democratic Progress Institute adlı, yani Demokratik İlerleme Enstitüsü, bu Londra merkezli bir kuruluş. Türkiye'de o zamanlar işte Kürt sorununa çözüm bir paradigma oluşturuyorken, yani gündemdeyken, revaçtayken ve saygı duyulan bir önerme iken, bu Kürt sorununa çözüm o dönemde mukayeseli bir takım saha araştırmaları imkanı vermek, sunmak açısından AKP'den de tabii bu arada Özlem Zengin var. Bir grup işte siyasetçi, akademisyen ve gazeteciyi Güney Afrika'da ve Kuzey İrlanda'da ağırlayıp, davet edip onları, orada bu işler, bu konular, etnik anlaşmazlıklar nasıl çözülmüş, onların bir sunumunu yaptılar ve aktörlerle görüştürdüler. Onu kastediyor. Yoksa Özlem Zengin de oraya çok istekli olduğu için, yani böyle bir davet alsan sen istekli olarak da merak uyandıran bir konu. Gidebilirsin. Ama bu Özlem Zengin'in kendisini bu konulara ben samimiyetle adadığı kanaatinde hiç değilim. Yani ben de o profili izliyorum yıllardır, Özlem Zengin profilini. Böyle bir samimiyet yok. Ama siyaset bunu gerektirdiği için gitmiştir o. Yani hayır, o dönem o sizin delegasyonunuzda siyaset öyle gerektirdiği için o dönemde, ama o dönemde katılmıştır o dönemde size. Bu toplantılara katılıp şimdi vay kınadın kınamadın, niye öyle dedin demedin diyen de birçok yandaş medyada yazar var, isim var. Neyse, konumuz gerçek değil ama Melda bir şey söylemek istiyordu galiba. Elbette. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki, ama mesela benim orada özellikle vurgulamak istediğim bir kadın koalisyonu çalışması yapıldı. Bir de tabii şu var, yani AKP tarafından katılan kişiler kendi seçenekleriyle gitmezler. Mutlaka Cumhurbaşkanı'ndan, yani dönemin başbakanından izinle giderler. Yani biz evet kendimiz çoğu zaman partimize de sormayız. Ayıp da ederiz aslında. Sormak da lazım. Haber de vermek lazım. Ben de yapmışımdır birkaç kere ama onlar öyle değiller. Yani onlar bu görevle giderler. Kaldı ki benim gittiğim o şeyde, grupta 3 kişiydiler. Yani bir tanesi Erzurum milletvekili. Hala da sanıyorum milletvekili Zehra Hanım. Diğeri de eski bakan Fatma Betül Hanım'ın kız kardeşi. Sanıyorum bir yerlerde elçi şimdi. Şimdi bu kişiler buraya gidin bakın görün rapor alın öğrenin diye gönderiliyorlar tabii ki. Sonuçta ister istemez o ayrı. Ama hani şunu hakikaten demin sevgili Şirin'in de sorduğu gibi, yani bir şey, hani hiç mi bir şey, yani ne öğrendiniz? Ben gerçekten şu anda mecliste olsam bütün bu konuşmalardan söz alıp derdim ki ya, bir anlatsana ne öğrendin? Yani bu kadar yurt dışına gidildi, kadınların dili, kadınların dayanışması adına. Sadece bu çözüm süreçleri olarak değil, herhangi bir süreçte, herhangi bir çözümde kadın dayanışmasının öneminin ne olduğunu birçok
ortamda gördük, dinledik. Hani bundan hiç feyiz almamak ya da belki de onu bir kenarda tutmak. Ama şu anda parti politikaları gereği yani kullanamamak. Emin bir şey söylüyordu. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi burada bir tuhaflık var. Ben de giderek dozun arttığını görüyorum. Hani bir böyle bir her seferinde daha kendini savunurken daha kötüye işin ilerlediğini düşünüyorum. Ama biraz önce Abdülhatif Şener dedi ki partisinin bir yetkilisi. Dolayısıyla Özhaseki gibi onun söyledikleri de aslında partisinden bağımsız olarak düşünülemez dedi. Tabii. Çünkü partinin yöneticilerinden biri. Dolayısıyla ben şunu bir sormak isterim. Bundan nasıl bir şey umulabilir ki? Yani seçmen bunu duyacak ve ne düşünecek yani? Gideyim AKP'ye oy vereyim falan mı diyecek yani? Yani ne diyecek seçmen? Bundaki arkadaki siyasi çıkar ne olabilir? Yani o kadar absürt bir şey ki hani insan gerçekten şey yapamıyor yani. Yani niye böyle bir şey dersin ki? Niye denilsin ki bu kadar ötekileştirici nefret söyleyeyim? Bir de belki buna ek olarak Melda şunu da söyleyebilirsin. Emin'in dediğine katılıyorum. Artı biliyoruz ki AK Parti'nin genç tabanı da kadın hakları konusunda farklı düşünüyor, çevre konusunda farklı düşünüyor, eşitlik, işte Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini gördük. Başörtülü öğrenciler LGBT öğrencilerle birlikte yer aldılar. Arkadaşlarına sahip çıktılar. Aynı görüşten değiliz, aynı aile yapısından değiliz belki. Aynı yani farklı farklı kültürel yapılardan geliyoruz ama arkadaşımız onlar bizim dediler. Yani bütün ayrışmalarda bu böyle. Yani bunu söyleyerek ahlaklı kadın bir sene beklemez. Hangi kadının oyunu mesela bu şekilde alacaklarını düşünmüş olabilirler? AKP'li kadınları mı? Bu aşağılamak aslında AKP'li kadınları. Yani AK Parti'ye oy veren kadınlar görmüyorlar mı böyle bir lafın arkasında ne olabileceğini? Her gün bir kadın öldürülüyor bu ülkede. Ben burada çok derin bir siyasi akıl olduğunu düşünmüyorum. Bu aslında bir grup başkan vekilleri arasında bir hırçınlık yarışı. Özlem Zengin de onların arasında o şekilde eriyip gidiyor. Aslında kadın olarak farkını koysa bambaşka bir yere gelebilirdi belki. Ama o yarışa girdi. Bunu bir siyasi karşılığında alacağını düşünmüyorum. Çünkü şu anda ya kendi tabanlarının özellikle yani yoksul bir kesim de oy veriyor onlara. O kadar farklı gündemleri var ki yani oradaki işte kadın talimatla hamile kaldı demesi bile kadınlarda hiçbir karşılık bulmaz. Yani kadınlar nasıl hamile kaldıklarını, ne zor koşullarda çocuk doğurduklarını, nasıl zorla evlendirildiklerini bildikleri için yani talimatla çocuk doğurmak, bebek doğurmak bunların bir karşılığı yok. Hani çıplak arama konusu insanın yani cezaevlerinden çok uzak olan insanlara bir söylem değil bunlar. Sadece dediğim gibi yani muhalefeti bastırma anlamında özellikle bazı konularda iktidar çok sıkıştı. Hem son bu maalesef bir sürü kayıp verdiğimiz operasyon, ayrıca bu çıplak aramalarla ilgili yani inatla hakikaten davasına devamının peşinde olan Ömer Faruk Yergerli onu sıkıştırmaları, işte Hüda Kaya'nın tabi, tüm bunlar tabii kendi özellikle bakın her ikisi de muhafazakar kesimden geliyor. Yani Gergerlioğlu da Hüda Kaya da ikisi iktidar partisini çok zora sokuyor. Bunlara karşılık bunları bastıracak bir üslup kendilerince uygun buldular ama doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Yani dediğim gibi orada tek kadın grup başkan vekili olarak farklı bir üslupla başka bir hava yaratabilirdi. O fırsatı kaçırdı şu anda. Var mı kardeşim söyleyeceğim bir şey? Yavaş yavaş kapatacağız. Melda'ya teşekkür edeceğiz. Melda, eklemek istediğin
var mı başka? Ben şunu sadece söylemek istiyorum. Son biz aramızda kapatmadan önce. Unutmayalım ki biraz önce sen de bahsettin. Özlem Zengin çözüm süreci sırasında madem çözüm süreçleri, çatışma süreçleri nasıl halloluyor ki o dönem evet en popüler konulardan bir tanesiydi. Arabuluculuk meselesi, çatışma çözümleri yaratmış ülkelerin durumu vesaire vesaire. Özlem Zengin oradan yani orası o dönem hiç olmamış gibi bugün dönüp gerek son operasyondan sonra muhalefet partilerine yüklenme konusunda herkesi işte efendim şiddetle aranıza mesafe koydunuz koymadınız gazetecilere yönelik olarak ağır ifadeler kullanma bütün bunları yapmakta bir sakınca görmüyor. Ve ondan sonra da kendisine atılan bir tweet mesajından sonra diyor ki sistematik olarak ben troller tarafından nasıl söyleyeyim taciz ediliyorum. Buna bir yeter demek istiyorum. O zaman kendisine şeyi hatırlatmamız gerekiyor belki. Meslektaşımız Melis Alpan 2015 yılındaki Nevruz'dan sadece Nevruz görüntülerinden evet. Görüntü paylaştığı için Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Belki Sayın Özlem Zengin çıkar da Melis Alpan'ın durumuyla ilgili bir hukukçu olarak da iki çift laf eder. Kendisine yapıldığı zaman sadece konuşmaz diyelim. Ne diyelim bilmiyorum. Ne dersin? Vallahi çok doğru söyledin. Tam aslında tam yerine denk geldi. Örnek budur. Evet. Var mı Kadri söyleyeceğim bir şey? Başta söylediğimi tekrarlayarak ben bitirmek istiyorum. 4 saat geçti çünkü. Özlem Zengin ahlaklı ve onurlu kadın bir sene beklemez diyerek aslında Türkiye'de çıplak arama mağdurlarını aşağılamış olmakla birlikte çıplak aramalarında olduğunu da zımnen kabul ediyor. Çünkü yani ortada varsa böyle bir şey ve siz de onurluysanız bir sene beklemezsiniz diyerek aslında batırıyor. Yani kendisini batırıyor, gerçek anlamda batırıyor. Hem partisini batırıyor hem kendisini batırıyor. Çünkü kabul etmiş oluyor zımnen. Böyle bir şey yoktur diyemiyor. Yani çıplak arama mağdurlarının onurlu ve ahlaklı insanlar olduğunu varsayarsak eğer, o varsayarsa ki biz var yani bizim böyle bir soru sorma hakkımız bile yok. Ama o varsayıyorsa o zaman demek ki siz beklediğinize göre bu kadar demek çıplak arama yok anlamına mı geliyor? Yani gerçekten absürt bir noktada kendisi. Benim şahsen tavsiyem kendisine çok fazla konuşmasın. Evet. Çok konuşuyor. Çok konuşmaya başladı ve çok konuştukça çok hata yapıyor. Yani bunlar bu aslında Özlem Zengin tartışıyoruz burada. Bir kendi zihin dünyasını açığa veren, ifşa eden bir hata ama hata nereden bakarsan bak hata. Bu arada Bolivya'da erkek egemenliğini ortadan kaldırma bakanlığı kurulmuş olan bu günlerde diye de ben... O da bana saçma geliyor. Yani şöyle saçma geliyor. Her soruna bir müdürlük kurmak gibi bir bürokratik reaksiyon. Yani bir sorun varsa ona da ilgili bakanlık kuralım. Olsun bitsin ama niyet iyi oldukça... Evet. Ama şu bir gerçek yani. Gerçekten dünyada esen rüzgara ters gitmenin de bu kadar olabilir. Ama bu çıplak arabalar konusunda gerçekten Kadri'nin söyledikleri önemli. Akıldan kopmak gene bir yere kadar anlaşılabilir. Ama izan ve vicdandan kopmak çok ağır bir şey. Bu çok önemli bir şey. Ne zaman koptu? Var mıydı? Siyasi vicdan. Tamam. Melda son sözü sana bırakayım. Çok teşekkürler. Yani bir şeyim yok. Geç saat oldu. Birazcık. Yani sadece şunu söyleyeyim. Sadece şu soruyu sorayım. Şimdi bu tabii ki Gergerlioğlu'nun bir de mahkeme kararı. Gergerlioğlu'na Hüdakaya'yı sizin de söylediğin gibi kadın milletvekili bu işin üstüne giden CHP milletvekilleri Sera Kadıgil gibi sivil toplum örgütleri Ayşe Buğra işte örneğinde ya bir sürü insan var. Bütün herkesi korkutma amaçlı. Sence korkacak mı muhalefet? Yok hayır özellikle kadın hareketi hiç korkmuyor. Yani Türkiye'de en güçlü muhalefet kadın hareketi.
geri adım atmayan bir hareket asla korkmuyor. Aslında muhalefet de artık korkmuyor. Yani muhalefet de bir süredir hani cesaret ulaşıcı bir şeydir diye güzel bir laf var. Cesaret ulaşıcı bir şey. Korkmuyorlar. İnsanlar cezaevine atılmaktan, hani şiddete uğrayanlar evet oluyor ama korkmuyorlar. Bu şekilde olmaz. Yani bunun sürdürülebilir bir şey değil bu. Elbet sonu gelecektir. Kaldı ki korkarak değil dayanışarak evet. Bu işlerin içerisinden çıkacağız. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet aynen öyle Melda Onur. Çok teşekkür ediyoruz. Sözüm var da ben teşekkür ederim. Bu akşamlık burada kapatıyoruz. Çarşamba akşamı saat 21'de görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.